Evet arkadaşlar TYT kimya sorularının çözümlerini veriyorum. 8. soruyla başlayacağım. Burada kimyasal bağlarla ilgili sorulan bir soru var. 5 tane molekül verilmiş. Hangisi yanlıştır diyor. Birinci moleküle baktığınız zaman amonyak molekülü. Geometrisi üçgen piramitli ve polar bir moleküldü. Polar bir moleküldür. Aynı zamanda hidrojen azot bağlandığı için moleküller arasında hidrojen bağ yapabilen bir moleküldür. Moleküller arasında London kuvvetleri demiş. Bütün moleküllerde polar ve apolar moleküllerde DM üzerinden kaynaklı çekim kuvvetlerine London demiştim. Bu molekülde de bir DM üzeri olduğu için London kuvvetleri mevcuttur. Dipol dipol etkileşim demiş. Polar bir molekül olmasından dolayı bu molekülün artucu diğer molekülün eksi ucunu çekebildiği için biz buna dipol dipol etkileşim diyoruz. Bu da mevcuttur. Hidrojen bağına gelince özel bir durumdu. Hidrojen F, O ya da N atomlarından biriyle bağ yaparsa polaritesi yüksek moleküller meydana getirdiği için bu moleküller arasında hidrojen bağ gerçekleşiyordu. Dolayısıyla amonyakta hidrojen bağı da mevcuttur. Yani doğru bir ifade. B şıkkında su molekülü verilmiş. Kırık doğru bir moleküler yapıya sahipti ve aynı zamanda suyun polar bir molekül olduğunu biliyorsunuz. Molekülde oksijenle hidrojen bağı hidrojen bağıdır demiş. Şimdi göstermiş olduğu o ile hidrojen arasındaki bağı aynı zamanda molekül içi polar bir kovalent bağdır. Hidrojen bağı sadece moleküller arasında meydana gelen bir çekim kuvveti olduğu için molekül içinde hidrojen bağı olmaz. Cevap ne olmalı? Bursa. Yanlış cevabımız B diyeceğim. C şıkkında oksijen molekülü verilmiş. Apolar bir molekül olduğu için yalnızca London kuvvetleri başka bir değişle indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol mevcuttu. Evet D şıkkında asetilen molekülü verilmiş. Doğrusal bir moleküldür. Karbon hidrojen bağları polar kovalenttir demiş. Eğer e, kovalent bağ farklı atomlar arasında meydana geliyorsa buradaki bağ polar kovalentti ama karbonla karbon arasındakini sorsaydı biz buna apolar kovalent diyecektik. Dolayısıyla C ile H arasındakine polar kovalent dediği için D şıkkı da doğru bir cevaptır. flür molekülü arasındaki bağlar apolar kovalenttir demiş. Dolayısıyla burada flor molekülünde molekül içi işe baktığınız zaman iki tane aynı tür atom tarafından meydana getirildiği için bu tür kimyasal bağları aynı zamanda apolar kovalent bağ demiştik. Yani yanlış olanı sormuş cevabımız B.